öncelikle bizim uluslararası sözleşmelere taraf olduğumuzu biliyorsunuz. Yani kara para aklama ve özellikle de terörün finansmanı konusunda taraf olduğumuz sözleşmeler var. Ve bu sözleşmelere biz eğer bu maddeyi geçirseydik aykırı hareket etmiş olacaktık. Peki aykırı hareket edince ne olacaktı? Biz şüpheli ülke konumuna düşecektik. Peki şüpheli ülke konumuna düştüğümüzde ne istiyoruz? Aslında ülkeye yatırım çekmek mi istiyoruz? Daha fazla yabancı yatırımcı mı gelsin istiyoruz? Ama ne olacaktı? Bizzat ülkeden yatırımcılar daha fazla kaçacaktı. Çünkü şüpheli ülke durumunda olduğumuzda risk primimiz yükselmiş olacaktı ve kara para aklayan bir ülke görünümüne bürünmüş olacaktık. Siz dün akşam pembe bir tablo çizdiniz. Bütün vekilleriniz de pembe bir tablo çiziyor. Ama bu maddeyi geçirdiğimizde bırakın o pembe tabloyu, Türkiye ekonomisi olarak bu dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayarak ayrıştıramayacağımız bu paraya acize düşmüş bir görünüm vererek yana yakılan muhtaç bir ülke ekonomisi görünümünde olacaktık. Yani o çizdiğiniz pembe tablonun Sayın Bakan tam tersi bir duruma düşmüş olacaktık. Aciz hale gelmiş veya görünmüş olacaktık. Son 3 yılda 17 milyar dolar yatırım, yerli yatırımcının parası dışarıya kaçtı. Ve şöyle bir durum da var. Eğer biz bu maddeyi geçirmiş olsaydık, kara para aklayan bir ülke görünümünde neden olacaktık? Çünkü gelen paraların nereden geldiğini, hangi yatırımcılardan geldiğini ve ne yolla geldiğini de anlamış olmayacaktık. 14 yılda bu ülkeye 37.4 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi oldu. Defalarca sorduğumuz halde bu paranın nereden geldiğinin ayrıntısını verememiştiniz. Eğer bu maddeyi geçirseydik asla ayrıntısını öğrenemeyecek ve bizzat kara para aklayan ülke durumuna da düşmüş olacaktık.